Dünya yeryüzü kuruldu kurulalı, kainattaki bütün mevcudatın yegane sahibi Allah Teala Hazretleri, Kur'an-ı Azimüşşan'da biz müminlere örnek olarak sunduğu, bütün örnek ve öncü nesil olarak önümüze koyduğu nesil, genç nesildir. Bütün Müslümanlıkta, bütün inançlarda öncü ve örnek nesil gençtir. Eğer bugün şu mabette, ibadette ve huzurda ibadetlerimizi yapıyorsak, bugünlere gelişimiz de yine gençlerin omuzlarında bize ulaşmış ve gelmiştir. Rabbim onlardan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde hep gençler vardı. Efendimiz gençlere özel ihtimam gösterir, onlar bir meclise girdiği zaman onlara yer verirdi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine böyle bir mecliste sohbet ederken adetiydi. O cemiyette sağından başlayarak ikramda bulunur. Ama o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen sağ tarafında, yanı başında 12 yaşındaki bir genç sahabi kiram oturuyordu. Ama sol tarafında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz oturuyordu. Efendimiz adeti ve sünneti icabı sağ taraftaki gençten müsaade istedi. Ey genç, müsaade edersen solumda oturan Hazreti Ebu Bekir'den ikrama başlamak isterim deyince o genç, vallahi ya Resulallah, elime böyle bir fırsat geçmişken böyle bir fırsatı kimseye vermem dedi. O fırsatı ben değerlendiririm. Lütfen ikramınızı bana verin. Ve ikramı Efendimiz o gence verdi. Efendimiz yanı başında bulunan gençlere ihtimam gösterdiği gibi onlara ufuk açar, onlara yol gösterir, onlara güvendiğinin nişanesi olarak en büyük görevlere getirirdi. Onlardan bir tanesi Üsame ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son nefeslerini verdiği bir dönemde, bir zaman diliminde bütün ümmetine hedef çiziyor. Bizans mutlaka fethedilecek, onu mutlaka fethedin. Bir ordu kurulsun, o ordunun başkumandanı 17 yaşındaki Usame olsun. Usame bugün yaşasaydı belki ehliyet bile alamayacak bir yaştaydı. 17 yaşında ama Efendimiz dünyanın en güçlü Bizans'ın imparatorluğunun üzerine gönderdiği bir komutan olarak seçiyor. 17 yaşında onun emrinin altında 60 küsür yaşında Hazreti Ebu Bekirler var, 50 küsür yaşlarında Hazreti Ömerler var, onlar da Hazreti Usame'nin komutasında askerler. Efendimiz sadece söylemsel olarak gençlere önem vermedi, fiili olarak gençlere değer verdiğinin göstergesi olarak her fırsatta onlara değer verdi. Allah da dünya hayatında yaşarken aşere-i mübeşşere diye adlandırdığımız, bilirsiniz, cennetle müjdelenme, bu her kula nasip olmaz. Yaşadığınız dünyadayken Allah tarafından size bir belge veriliyor. Sen cennetliksin daha dünyadayken. O aşere-i mübeşşere 10 kişiden 7 tanesi genç. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki gençleri anlatmakla bitmez. Musab bin Ümeyr'i mi anlatalım, Talha bin Übeydullah'ı mı anlatalım, hangisini anlatsak, Efendimiz gençlerle ilgilendi, gençlere yatırım yaptı ve o gençler de bugün bize gelen dinin inşasını ve ihyasını gerçekleştirdi. Ve bugün memleketimizde kardeşlerim, son dönemde büyük mücadeleyi veren 15 Temmuz'da sokaklara, köprülere, havalimanlarına baktığımız zaman yine millet ve kendi topraklarının menfaatini düşünen
yine gençler. Dün Salahaddin Eyyubi nasıl yürüdü genç yaşta, bugün günümüzde de gençlerin omuzlarında yürüyecek. Yeter ki bizler büyükler olarak gençlere gerektiği ihtimamı, gerekli ilgiyi gösterelim. Ama bugün maalesef üzülerek ifade edelim ki Türkiye'de kendisine dini anlamda ulaşılmış gencin sayısı %18. Çok düşük bir oran. Dolayısıyla kardeşlerim, yeryüzünde ilk imtihana tabi tutulan Habil'le Kabil'in imtihanı neyse, bugün günümüzde yaşayan genç kardeşimin internet ağlarına tutularak geçirdiği imtihan aynı imtihandır. Hiçbir farkı yoktur. O gün Habil'le Kabil nasıl bir imtihana, onlar da gençti. Bugünkü gencimde, üniversitede, sokaklarda karşılaştığı aynı imtihan. Dolayısıyla kardeşlerim, bugün gençler üzerine daha fazla ihtimam göstermemiz, daha fazla ilgi göstermemiz, daha fazla projeler üretmemiz gerektiğinin sorumluluğunu sadece bugünkü hutbemde sizlerden daha fazla kendi nefsimi hatırlatmak istedim. Rabbim bundan sonraki ömrümüzü gençlere daha fazla ihtimam gösterme nezaketini, lütfunu bizlere nasip eylesin.